Hoş geldiniz. GZ'nin Ethereum Merge değerlendirmeleri üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. CZ, Ethereum'un posa geçişini arkadaşlar önemli olduğunu söylüyor. Ama bunun köklü bir değişiklik olduğunu düşünmediğini de belirtiyor. Çünkü bu bağlamda özellikle piyasada zaten bu algoritmayla bu şekilde çalışan çok fazla blockchain projesi olduğunu belirtiyor. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bunun çok önemli olduğunu yanı sıra köklü de bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü buna düz mantık bakamayız. Ethereum bakın önemli olan Ethereum'un bunu yap şey bunun yapılması değil. Bunu Ethereum'un yapması. Yani örnek veriyorum X projesi olur. Tamam. Ee, bu şekilde deflasyonist bir e, yapısı vardır arkadaşlar. Ancak projede zafiyetler ve açıklıklar vardır. Dolayısıyla e, bu şekilde olmasına rağmen düzgün bir hareket yapamaz. Ancak ethereum zaten oldukça güvenli ve güçlü bir projeyken bunun üzerine bakın bunun üzerine inanılmaz bir hızı yani e, 100.000 TPS gibi bir hız e, güçlü ve sağlam staking gibi, ve gaz ücretlerinde düşüş gibi unsurları üzerine ekstra koyduğu zaman çok daha büyük şeyler oluyor. Yani Ethereum zaten belli bir seviyedeyken yanındaki zafiyetleri de güçlendirmesi ve bir diğer altcoin'lere nazaran çok daha iyi olması arkadaşlar asıl Ethereum Merge'ün önemini burada bizim karşımıza zaten çıkarıyor. Yani diğer altcoin'ler bunu ne kadar iyi yapıyor? 2. Ethereum bunu ne kadar iyi yapıyor? Hangi altcoin projesi 100.000 TPS'i vaat etmiştir? Hiçbir tanesi. Yalnızca Ethereum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.